Milas Belediyesi toplantı ve düğün salonunda mahalle muhtarlarıyla belediye çalışanları bir araya geldi. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada şunları söyledi. Her zaman söylediğim ama burada tekrar deklar etmek istediğim bir hususu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, burada gördüğünüz bu insanlar bizim için çok önemli ve en önemli hizmet paydaşımız. İşlerimizi en kolaylaştıran, bize en çok yardımcı olan, toplumla diyaloglarımızı en iyi şekilde kurmamızı sağlayan önder insanlar, toplumun önder insanları. Bu insanları iyi tanıyın. Bu insanlarla ilişkilerinizi yapıcı düzlemde, saygı düzleminde tekrar tekrar gözden geçirerek sağlam şekilde oluşturmaya gayret gösterin. Biz zaman zaman her zaman yüz yüze gelmeyebiliriz. Bizlerin onlara karşı temsilcisi ve sözcüsü durumunda olduğunuz durumlarda bizim de konumumuzu düşünerek olumsuzluklardan ve savsaklamalardan mümkün olduğu kadar kaçınmaya gayret gösterin. Çünkü dediğim gibi bu insanlarla iyi olduğumuz sürece hizmette başarılı oluruz. Bu insanlarla iyi olmadan altından saraylar da diksek topluma kendimizi ve mesajlarımızı anlatamayız. Bu vesileyle muhtarlarımıza karşı sizden her zaman büyük bir itibar ve büyük bir saygı bekliyorum. Değerli muhtarlarım, tabii ki herkesin kendi mahallesi adına ihtiyaçları var. Kendi mahallesi adına talepleri var. Bu gayet doğaldır, normaldir. Ve bunların belli bir plan program dahilinde yürütülmesi konusunda da bizlerin özellikle mecliste bütçe yaparken ya da çalışma programlarını müdürlerimizle belirlerken sizlerden gelen talepleri gözden geçirerek bütçe imkanları ve yürüyebileceğimiz hedefi göz önüne alarak belli bir program yapmamız gerekiyor. Onun için sizlerin bizlere gelen ya da müdürlüklerimize giden talepleriniz programlarımızı yapma konusunda bize her zaman ışık tutuyor ve işimizi de kolaylaştırıyor. Kırsal mahallelerimiz, onlar da bir planlama dahilinde ele alınacak ve hedeflerimizi ve yatırımlar birbiri gerçek. Özellikle son zamanlarda muhtarlarımız arasında özellikle çok amaçlı salonlar, bilmem şeyler çok moda olmaya başladı. Şimdi her muhtarın bununla ilgili talebi var. Ama tabii bunun hepsinin aynı anda karşılanması mümkün değil. Bir plan ve şey dahilinde bunları da yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Mahalle muhtarları ise taleplerini dile getirdi. Tarımla geçimini sağlamakta da büyük bir sorumluluğu. Ve bugün tarımdaki sorunları da siz biraz önce yeterince dile getirdiniz. Şimdi ben diyorum ki, tarımla uğraşan bütün birimlerin bileşenlerinden oluşacak bir Ayrıken Konseyi gibi bir tarım konseyi oluşturabilirseniz, asıl tarımın temel sorunları ve bu temel sorunlarının çözüm yöntemlerini aklı ve bilime dayalı olarak ve bu sorunları çözecek şekilde sadece biraz yöresinde bile düşünsek biz bunu daha olumlu sonuçlara gidebileceğiz. Yani biraz önce belediyenin oluşturmuş olduğu tarımsal faaliyetler, bunların ben bir konuda eleştirim var. Eleştirim de şu, bizim eski atasözümüz var. Çocuğunu balık verme diyor, balık tutmuyor. Şimdi biz bunları dağıtma yerine onları en etkin, en verimli nasıl kullanabilecek, o konuda gerekli eğitim çalışmalarını, gerekli düzenlemeleri ve gerekli organizasyonları yaparak bilhassa tarımdaki sorunlardan bir tanesi, ki ben bunu muhtarlar toplantılarında yıllarca dile getiriyorum, en basit bir örnek toprak tahlil laboratuvarlarının kurulması. Ve bugün o kadar anlamlı ki bu, eğer toprak tahlillerimiz olabilseydi biz şu anda kullandığımız gübrenin %30'uyla gübre kullanacaktık ve gübre girdiler maliyetler çok düşük olacaktı. Evet. Ve üretimin kalitesi de artacaktı, rekortesi de artacaktı. Yani buna benzer olarak ben uzatmadan, yani belediyenin öncülüğünde ve merkezi yönetimde kaybettiğimde
kaymakamlıklarla beraber çalışarak bugün tarihi var, tarım kredi kooperatifi var, ziraat odaları var. Bütün bunların hepsinin birleştiği ve tarım fotoğrafının bütününü görerek o bütün içinde en etkin, en verimli kaynakları nasıl kullanabiliriz? Bu üretilen ürünü en etkin şekilde insanın kullanımına nasıl sunabiliriz? Depolama tesislerinden pazar sorunlarına kadar böyle bir program içinde bunu ortaya koyabilecek bir konsey oluşturmasını ben öneriyorum. Güzel bir öneri, iyi bir öneri. Bunu bir değerlendireceğiz. Kahvaltılı toplantının sonunda günün anısına çekilen fotoğraflarla Milas Muhtarlar buluşması sona erdi. Biraz daha geri gelelim arkadaşlar. Yarın gittiğiniz zaman...